Merhaba. Ay, Malezya'dan selamlar hepinize ve yeni yürünüz kutlu olsun. Yeni yürünüz kutlu olsun. Evet. Ay, deniz kenarındayız. Deniz kenara geldik. Evet. 30 derece var, rahat rahat. Bizim yeni yürümümüz böyle başladı. Ay. Formumuz gidiyor. Evet, bu kez böyle yürü başında biz gene Johor Bahru'na geldi. Yani Johor Bahru neresi? Kuala Lumpur'dan aşağıya doğru böyle Singapur sınırı, Malezya'nın Singapur sınırı. Oraya geldik. Orada yani benim arkadaşım Hüseyin abi yaşıyor. Oraya geldik biz. Yani önce denize. Evet arkadaşlar, bu kez bizi buraya davet etti. Benim arkadaşım Hüseyin abi size tanıtmak istiyorum. Abi davet ettiği için çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Vallahi her abi, zaman, iyi ki her zaman bekleriz. Ya. İyi ki varsın. Her zaman bekleriz. Abi kaç sene burada ya? Malezya'da yaşıyorsun? 6 seneyi geçti. 6 sene 2 ay. Wow. Yani Johor Bahru nasıl? Burası çok güzel yer benziyor hakikaten. Güzel. Çünkü en güzel doğar bu. Plajların olduğu yer. Değil mi ya? Deniz çok güzel abi. Deniz çok güzel. Hatta daha da güzel yerler de var da. Buraya uzak. Kenan bölgesi. Langkawi. Singapur'a çok yakın değil mi burası? Evet. Hani benim oturduğum yerden. Evet. Yaklaşık 35 kilometre. Ooo. Sadece 35 kilometre. Evet. Singapur'a hop diye geçebiliyor. Aramızda iki köprü var. Vah. Ama şu Singapur'daki sınırlar bir açılsa da. Ya. Hafta sonları şöyle bir kaçamak yapmaya gitsek. Açarsa yapalım. Açarsa yapalım. Bir de burada Türk yemeği lokantası varmış. Çok güzel bir Türk yemeği lokantası. Tamam. Akşama da akşam. Çınay kardeşe sürpriz olsun. Değil mi ya? Size de sürpriz olsun. Evet. Çok sağ olun. Şerit. Her zaman bekliyorum. Hay evet arkadaşlar. Pideciye geldik. Evet, Malezya'da Türk pidesi yemeye geldik. Aynen öyle. Evet. Bakın orada görüyor musunuz? Biraz uzakta ama bir dakika göstereceğim. Hay. Oraya bakın. Turkish food. Kebap ve pide yazıyor zaten şurada. Evet abi yani burada bir kebap ve pide yazıyor. Evet. Yani evet Türk usulü pide. Pideci var burada. Malezya'nın Johor Bahru'da. Ve duyduğum kadarıyla Türk hanımı işletiyormuş. Wow. Hadi gidip yiyelim. İyi hadi be, biz acıktık ya hakikaten. Gidelim mi hadi canım? Yani böyle barkod okutması lazım. Malezya usulü bir uygulamadan. Sağlık için, Covid için. Evet. Gelin mi? Hoş bulduk. Merhaba. Aşkım kan. Hem de Beşiktaşlı. Hem Türkçe konuşuyor hem de Beşiktaşlı. Evet, evet. Siz de mi Türk müsünüz? Evet. Aa, merhaba. Merhaba. Tabii ki. Wow. Ürün var, kebap var. Bir menü, evet. Menü bir çekelim. Menü harika. Oo. Bir saniye. Dürüm Adana, dürüm. Ha, oo, dürüm. Oo, Urfa. Evet. Kuşbaşı pide, kıymalı pide, pide. Oo, pide de çok. Ah. Kebaplar. Adana, Urfa. Oh. Havuç tarator. Evet var. Ay ben çok seviyorum havuç tarator. Sen ne yiyeceksin? Ben ne yiyeceğim? Güzel soru. Evet, ne yiyeceksin? Vallahi dürüm mü, pideler var, pide mi? Vallahi ben pideyi özledim. Pide? Hı hı. Ya değil mi? Bunu gördükten sonra böyle normal kebapla öde. Şöyle Adana kebap, Urfa kebap bunlarda da güzel. Evet. Ha. Ama ben pide. Bugün pide yiyeceğim pide. Yemeklerimizi söyledik, bekliyoruz. Yemekleri bekliyoruz biz. Evet.
Fark ettiniz mi ben yanmışım, 2 günde ne kadar yanmışım? Evet. Yani o kadar güneşi var yani bu. Evet. Ocak ayında. Yani yani neredeyse bugün 2 Ocak. 2 Ocak evet. 2 Ocak'ta video çekiyoruz biz. Ve denize gittik. İşte bu az önce gösterdiğim. Yandık. Yandık. Ya hiç anlamadan yanıyorsun abi ya. Evet. Güneş kremi. Çünkü çok güzel bir serin böyle rüzgar oluyor. Hiç anlamıyorsun yani. Ama yandık. Yandım. Çok da böyle rahatsız edecek kadar sıcak değil burası ya. Evet değil işte. Onun için hiç anlamıyorsun zaten yandı. Evet evet. Güzel bir esinti var böyle rüzgar. Hay evet arkadaşlar. Ayran geldi. Önce ayrandan başlıyorum değil mi? Evet. Ayran çok güzel yalnız ha. İç bak. Tam ayran. Çok güzel. Tam ayran. Ooo bu çok... Özledim bu tadını. Aa yine. Çok evet, ben pideyi bekleyeceğim evet. Devamımızı pideyle. Pideyle beraber içeceğim bunu. Evet arkadaşlar ya ne güzel ya işte ben Kuala Lumpur'da bile bu kadar Türk'le tanışmadım ama. evet şimdi zaten tanıttım ben Hüseyin abi bir de pardon sizin isim. Mete. Mete Bey, siz de burada kaç sene yaşıyorsunuz? 7 senedir. 7 sene bu Malezya'da, Johor Bahru'da evet, yaşıyorsunuz. Evet. Ya şey, Türk şirketinde mi çalışıyorsunuz? Evet, Türk şirketinde. Nasıl Malezya sizin gözünüzde biraz anlatırsanız? Malezya güzel, sakin, yaşaması kolay bir şehir. Yani yormuyor insanı. Yani bence de, o konuda ben yormuyor. De katılıyorum. Evet. Havası güzel. Evet. Her zaman yaz, yağmur vesaire. Evet. Soğuk yok. Aynen öyle. Siz evet farkında mısınız? Şimdi biz Ocak ayında. Ocak ayında böyle yani kısa kollu tişörtü ile yaşıyoruz. Evet hep böyle. Bazen yağmurun arttığı sezonlar oluyor. Ama hep böyle. Havası güzel. İnsanları güzel. Güzel bir şey var. Nasıl diyeyim? Kozmopolit. Her Çinlisi, Hintlisi, Malayı, diğer yabancıları. Evet. Çok çeşitli insanlarla beraber yaşama şansınız oluyor. Aynen öyle. Çocuklar daha değişik bir şeyde büyümüş oluyor. Güzel bir multinational bir ortamda büyümüş oluyor. Güzel, seviyoruz. Ya işte tamamen sizin anlattığı şehri onu duyduğum için ben de taşındım Malezya'ya. İşte eşim için, oğlum için zaten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yemeğim soğuyor. Tamam, röportajımızı yapıyoruz. O zaman evet yemekler gelmiş o zaman. Evet, devam. Daha devam. Evet, yemekleri size de göstereceğim. Hadi o zaman. Hadi. Ya arkadaşlar, bakar mısınız ya? Pide çok büyük. Evet. Bir karış. Bak, Türkiye'nin pide de bu kadar büyük müydü ya? Abi bir dakika. Bu kadar büyük müydü ama sanki daha da büyük ya. Wow ya. Benim midem evet. Full. Doyacağım ben bunu. Evet. Hadi afiyet olsun Hüseyin abi. Evet. Evet ya. Evet. Çok. Kokusu zaten güzel ya. Kokusu güzel ya. Bir de tabii limon üzerine limon sıkacağım. Evet. Bir dilimini keyce aldı. Büyüsün ya. Yarasın ya. Oğlum da tabii. Ya ben de önce yesin yani. Doysun. Limon sıkacağım. Oh. Hadi. Itadakimasu. Afiyet olsun. Çıtır. Afiyet olsun. Bir sambar, salça, etli. Kuzuru da iyi. Lezzetli. Vallahi bu yabancı ülkede Türk bu mutfağı tadını yiyebilmek. Yani ne güzel değil mi abi ya? Aa, canım senin için de güzel değil mi? Evet ben şey yiyorum. Evet eşim ise Urfa. Ben Urfa yiyorum. Urfa. O büyüklüğünden şaşırdım ben. Evet çok büyük gerçekten. Türkiye'nin yüzünden böyle büyük. İnce uzun olur. İnce uzun Türkiye'nin gibi değil mi daha? Burası. Ama gerçi şey Trabzon pide büyük. Yani evet Trabzon. Evet. Pidesi büyük. Karadeniz pidesi büyük. Ama Kastamonu'nu falan yersen onlar küçük tabi. Tam ben doyacağım bundan. Biliyorsunuz ben çok yemek yiyorum. Yemek seven insanım. Kolay doymam ama doyacağım ben. Afiyet olsun. Sağ ol. Sana da afiyet olsun. Sağ ol canım.
Hey, lahmacun. Lahmacun da bu şekilde geldi. Yine lahmacun da çok özledim ya. Gelecek sefere Türkiye'ye gideceksem ben inşallah bundan bor bor yiyeceğim. Lahmacundan bor bor yemek istiyorum. Böyle 4 tane, 5 tane yemek istiyorum. Ne canım? 4'ten 5 tane mi? 4'ten 5 tane. Çünkü 2 sene 3 senedir yemiyorum ben. Ya şu pide gerçekten bence çok büyük. Ya bu kadar böyle pidenin ortası. Yani bu kadar büyük müydü hakikaten? Ben Türkiye'de bu kadar büyük pide yemedim. Yani anca bence buraya kadar diye hatırlıyorum pidenin ortası. Şu an ya ama baksanıza çok büyük ya. Güzel hem de. Ya iyi ya buraya. Evet, benimki son parça kaldı. Evet. Masataka hepsini yedi. Ben normal Türk pidesi 2 tane falan yiyebiliyorum açıkçası. Oy maşallah. Ama burası yok. Benimki büyük ya. Vay doydun mu yani hakikaten? Tabii ki yanım daha ya. Harika. Afiyet olsun. Bitirdim. Afiyet olsun. Ha burada rahmacun duruyor. Sola ne? Burada. Yani rahmacun çok özledim be. Ne yiyeceğim? Bu mayna. Güzel cacı. Güzel bir amacı. İnceliği çok iyi. Afiyet olsun. Evet çok güzel. Hatta bitiremedik paket yaptırdık. Evet evet. Onu yarın devam edeceğiz. Yani bayağı doyurucu. Evet. Çok iyi. Hakikaten. Ya güzel işte bu. Bugünün tatil günün en sonunda böyle güzel yemek yedik çok şükür. Evet arkadaşlar. Yarın evimize dönüyoruz. Evet evimize Kuala Lumpur'a döneceğiz biz. Bir de bakın yani bu İstanbul'un Galata Kulesi'nin resmi. Yani evet güzel. Hakikaten güzel. Bazen böyle Türkiye'yi üzülüyoruz. Ben de artık ne kaç senedir gitmiyorum ya 2 sene 3 senedir gitmiyorum Türkiye'ye. Vallahi ya bu sene ya gelecek sene hakikaten Türkiye türü planlanıyorum inşallah. Gerçekleşeceğiz zaten bu pandemi olayları daha bitmiyor. Çabuk bitsin ben de hop diye İstanbul'a, Türkiye'ye gitmek istiyorum. Evet öyle. Biraz sohbeti uzattım ama bugünkü video bu kadar. Evet arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. Yeni yerler keşfetmeye devam ediyoruz. Bizi gezdirmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hadi hoşça kalın.